Merhabalar. Öncü Kadın YouTube hesabına hepiniz hoş geldiniz. Şehit ailelerimiz, Diyarbakır annelerimiz ve sağlık çalışanı annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. 10-16 Mayıs Engeller Haftası kapsamındaki etkinliklerimizin ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bürosu Başkanı ve İzmir İl Başkanı Sayın Doktor Rıfat Mutlu ile Vatan Partisi'nin engeller politikasını konuşacağız. Canlı yayın sırasında sohbet bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Ben şimdi sözü Sayın Doktor Rıfat Mutlu'ya bırakıyorum. Buyurun başkanım. Ha, sağ olun. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bugün tabii Engelliler Haftası'nın başlangıcı 10 Mayıs, 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Ama onunla birlikte hemen tabii Anneler Günümüzü aslında kutluyorum. Tüm izleyenlerimizin, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım. Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir hafta bu Engelliler Haftası. Bir de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla 3 Aralık günü de Ulusal Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Şimdi oldukça önemli bir konu bu. Gerçekten konumuz da Vatan Partimizin engelli politikaları. Şimdi konuyla ilgili olarak Milli Hükümet Programımızda bahsedilen engellilerle ilgili bölüme şöyle bir göz atacak olursak 65. madde. Milli Hükümet engellileri yardıma muhtaç kimseler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak yurttaşlar olarak görür. Engellilerin toplum hayatının her alanına, üretime, hizmetlere, kültür ve sanat faaliyetine etkin olarak katılmaları için gerekli olanaklar sağlanacaktır. Yine devlet engelli çocukların bakım ve eğitiminden sorumludur. Engellilerle ilgili düzenlemelerde ve kararlarda engelli örgütlerinin görüşleri göz önünde tutulacaktır. Ve yine 44. madde var. Milli Hükümet Programımızda, bu da çok önemli. Kamu hizmeti kamu eliyle verilecek diyor. Bunlar çok çok önemli Merve Hanım. Niçin önemli? Şimdi en son ilgili kamu otoritesi tarafından açıklanan bazı veriler var. Ben müsaadenizle onları size sunmak istiyorum. Nüfusumuzun yaklaşık %7'sinin engelli olarak kabul edildiğini biliyoruz. Her ne kadar tabii 2002'de yapılan ve şu ana kadar yapılmış en detaylı araştırma olan engelli nüfusu araştırmasında bu %12.23 olarak verilmiştir ama ki o 10 milyon bir nüfusu içeriyor. Şimdi bu veri çok daha etraflı olarak çalışılmış. Birleşmiş Milletler'in standartına göre ve gerçekten Dünya Sağlık Örgütü'nün ICF olarak adlandırdığımız sınıflandırmasına göre yapılan bir engelli nüfusu. Türkiye'de %7 nüfusumuzun engelli olduğunu kabul ediyoruz. Bu da yaklaşık 5 milyon engelli anlamına geliyor. Şimdi ben tabii kimseyi kınamak için söylemiyorum. İlgili yöneticinin yani en son resmi veri bunlar. 2020 yılının Ocak ayına ait. Şimdi şöyle bir durum var. 513 bin engelli aylık 1384 lira bakım hizmeti alıyor. Yine 889 bin kişiye engelli maaşı veriliyor. Kaldı ki bu oldukça önemli. Çünkü 2002'deki bu sayı şu anda benim belirttiğim yani 889 bin kişiye engelli maaşının bağlanması, 513 bin engelliye aylık 1384 lira bakım hizmetinin verilmesi, yani 2002'den bu yana bu sayı %30-%40 artmış durumda. Yine bakın çok enteresan bir olay. Tabii 55.196 engelli memur var. Kamu ve özelde 123.000 engelli çalışıyor. Bu da önemli bir olay. Eğitime geldiğimiz zaman resmi verileri söyleyip daha sonra döneceğim müsaadenizle. Örgün eğitimdeki öğrenci sayısı 398 bin. Özel eğitim alan engelli sayısı ise 415 bin. Bu arada tabii 2006'dan bu yana bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz var. Burada tabii çok sayıda öğrenci eğitim görüyor.
Ama burada da öyle büyük bir artış var ki gerçekten. Örneğin 2006'da 131 bin öğrenci özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görürken, o zamanki sayısı 1308, 2017'de bu sayı 415 bine çıkıyor. Yani bunları şu nedenle söyledim aslında. Şimdi bizim programımızın, milli hükümet programının ne kadar etkin olduğunu, olacağını bildirmek için, vurgulamak için söyledim. Şöyle bir durum var. Tabii engellilerle hepimiz karşılaşıyoruz. Bir kısmımızın ailelerinde engelli bireyler var. İçimizde çeşitli engelli olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ama engellilere yardım ya da engelli hizmetleri özellikle tabii son yıllarda tamamen bir özel sektöre bırakılmış durumda. Öte diğer yandan da engellilere verilen sosyal yardımlar özellikle maaşlar düzeyinde çok sayısı artmış durumda. Bu çok çok önemli bir konu. Niçin önemli bir konu? Şu nedenle, çünkü gerçek anlamda programımızda söz ettiğimiz gibi engellilerin yardıma muhtaç kimseler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak yurttaşlar olarak görüyoruz. Böyle görmemiz gerekiyor. Engellilerin toplum hayatının her alanına, yani üretim hizmetlerine, üretime hizmetlere, kültür ve sanat faaliyetlerine etkin olarak katılması gerekiyor. Ancak kuşkusuz ki biz tabii engelli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, yani 5 milyon engellimize sadece onlara engelli maaşı vererek özellikle tabii kamunun yapması gereken insanımızın, ülkemizin emanet ettiği kurumlar olan devlete eğitim hizmetlerini tamamen bir özel sektöre aktarılarak gidilen bir yol bizim tabii uygulayacağımız bir yol değil. Şimdi eğer değerlendirirsek tabii çok önemli bir olay. Şimdi 5 milyon engellimiz var diyoruz ama engellilerimiz kuşkusuz ki en az bir çekirdek ailenin bireyi olduğunu kabul edersek en az 4 ile çarptığımız zaman 20 milyonluk bir nüfusu içeriyor. Yani oldukça büyük sayıda olan bir kitle. Aslında büyük ya da az olması da fark etmiyor. Şimdi bizim bu milli hükümet programımızda söz ettiğimiz konu özellikle bizim de tarafı olduğumuz ve imzaladığımız 2009 yılında, 2006'da çıkmıştı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni tamamen söz ettiği konuları içeriyor. Çünkü artık engelli, engelliler, engellilik bir bireysel sorun olarak algılanmıyor. Yani engelli tek başına alırsak özel olarak işte görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli, zihinsel engelli ve gidiyor. Öyle değil. Engellilik farklı bir kavram olarak Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde yer alıyor. Bu tabii sözleşmenin önemi şu, bu aslında bir insan hakları sözleşmesi. Ama daha önceden İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir paragraf olarak, bir cümle olarak geçerken burada özellikle tanımlanan, çok etraflı çalışılan 50 maddelik bir sözleşme ve bizim de buna eksiksiz uymamız gerekiyor. Ve gerçekten bizim programımızda olan bu konuda gerçekten engellilere muhtaç kimseler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak. Nasıl gelişime katkıda bulunabilir? Üretim yaparsa gelişmesine katkıda bulunabilir. Yani istihdam edilirse katkıda bulunabilir. Bu çok çok önemli bir olay. Şu bakımdan önemli, tabii engellilerin istihdamı onların gerçek anlamda sosyal yaşama karışması. Moralleri, motivasyonları, üretime katıldıkça daha yeni yaratıcılıklarının gelişmesi bakımından önemli. Ama öte yandan da tabii ülke ekonomimiz yönünden önemli. Örneğin İLO'nun 2005 yılında yaptığı bir çalışma var. Ve bunun sonucunda da yayınlamıştır. Bir ülkedeki engelliler özellikle
o ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında %3 ila 7 oranında etkin oluyorlar. Yani bu hem engellilerimizin varlığı için, katılımı, moral değerleri için çok çok önemli olan bir olay istihdam. Ama öte yandan da ülke ekonomimiz için çok çok gerekli olan bir olay. Şimdi kuşkusuz ki engellilerin en önemli sorunlarından birisi, normalde bu tüm dünyada böyle, gelirlerin azlığı, yani yoksulluk. Dünyaya baktığımız zaman, yani bugün 650 milyon civarında bir engelli olduğu veriliyor, varsayılıyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Kimileri bunu çok daha arttırıyor ama bu 650 milyon engellinin 500 milyonun gelişmekte olan ya da geri ülkelerin nüfusu olduğunu belirtiyor. Yani 650 milyonun 500 milyonu. Yine burada bu insanlar gerçek anlamda yaşayabilmek için, yaşamlarını sürdürebilmek için önemli ekonomik yoksunluklar içinde. Bu nedenle yani engellilere yapılan maaş ve çeşitli olarak tabii onlara katkılar çok çok önemli, yapılması gerekiyor. Ama bunların belli bir çerçevesi içinde yapılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin özellikle son 10 yılda, 11 yılda yaptığı gelişmeler, özellikle bu engellilere ayrılan kaynağın, bütçeden ayrılan kaynağın önemli bir oranda yükseldiğini gösteriyor. Yani biz engellilerimiz için bütçemizden önemli bir kaynak ayırıyoruz. Ama öte yandan baktığımız zaman engellilere ayrılan kaynaktan engellilerin istihdamına yönelik olan ayrılan miktar çok küçük, %1. Yani %1 civarında. Yani engellilerin gerçek anlamda eğitimi için çok çok önemli olan, aslında birçok konuyu birleştiren, özümleyen istihdamı için gerçekten yapılması gereken konular, yine engellilerin erişilebilirlik haklarına kavuşmaları için yapılması gereken düzenlemeler, fiziksel altyapılar, onların ulaşımı için ayrılan kaynak çok az, %1. Kalan ne oluyor? Kalanı gerçek anlamda engelli yurttaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza bir engelli aylığı olarak veriliyor. Bu çeşitli isimler içinde oluyor. Örneğin işte evde bakım, doğrudan maaş, engelli yakınlarına hani katkı gibi. Ama bunlar gerçek anlamda engellimizin üretime kavuşmasını, üretim yapmalarını, istihdam edilmelerini sağlayacak bir kaynak yaratmıyorlar. Bu çok çok önemli bir olay. Yani baktığımız zaman istatistik verilerden de Türkiye'mizde engellilerin %85'inin istihdam edilmediğini görüyoruz. İstihdam edilmiyorlar ve gerçekten ne yapıyorlar? Aldıkları engelli raporlarıyla, bu onların hakları tabii, yani bu son derece açık, geliştirilmeli de, başvuruyorlar ve uygun olanlar da engelli maaşından, yani daha doğrusu doğrudan bir para alarak evlerinde oturuyorlar. Aileleri yardım ediyor. İşte biz buna karşıyız. Yani yardıma ihtiyacı olan ağır engelliler, çalışamayanlar gerçekten en iyi şekilde ekonomik katkıyı da sunulması gerekiyor. Ama bu bir yöntem değil. Yani bu bir yöntem değil ve öyle bir alışılmış bir yöntem ki, yapılmış olan bir araştırma var. Yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından engellilerin beklentileriyle ilgili. Şimdi orada soruyorlar, hangisini istiyorsunuz diye. Şey var, istihdam var, eğitim var, işte sosyal faaliyetler var, başka konular var. Ama %85'i diyor ki yapılan bize sosyal destekler, mali destekler arttırılsın isteği var. %85'inde. Yani böyle bir olay var. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Ayrılan kaynağın gerçekten engellilerin istihdamına yönelik, eğitimine yönelik yapılması gerekenleri, erişilebilirliklerine yönelik yapılan işlemlerin planlı olarak yapılması gerekiyor. Bu çok önemli olan bir konu.
Şimdi istihdam dediğimiz zaman birçok konuyu içeriyor. Engellilerin istihdamı, yani üretimi, üretime katkıları çok net. Ama baktığımız zaman üretiminin önünde gerçek anlamda önemli birkaç engel var. Örneğin tabii engelli yurttaşlarımızın eğitim düzeyinin düşüklüğü var. Mesela yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırma var. Burada engellilerimizin eğitim durumu değerlendiriliyor ve engellilerimizin %41.6'sının okur yazar olmadığı ortaya çıkıyor. Yine okul bitirmiş, yani okur yazar ama bir okul bitirmeyenlerin oranı %18.2. Tabii burada örneğin okur yazar olmayan engellilerin içinde bir gerçekten şöyle de erkek kadın oranına bakarsak %41.6 toplamken erkeklerin bu oranı %32.1, kadınlarda ise %54.9. Yani gerçek anlamda hani sadece engellilerimize, engelli yurttaşlarımıza, ailelerimize maaş vererek, onlara bakım hizmeti karşılığı para vererek ve de dahası örneğin yani devletin asli görevi olan himaye-i etvalden bu yana gelen nedir? İhtiyacı muhtaç olan insanlara, en başta engelliler olmak üzere her türlü yardımı, katkıyı ve korunmasını sağlamak. Ama öte yandan bakıyoruz, biraz dağınık anlatıyorum ama kusura bakmayın. Şimdi gerçekten devletin birebir yapması gereken, birebir bakması gereken, eğitimini vermesi gereken engellilerimize hizmetlerinin çoğu tamamen özel kurumlara teslim edilmiş durumda. Ha, devlet ne yapıyor? Devlet bunları denetliyor, denetlemeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Hakikaten demin de değinmiştim. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, bu engellilere eğitim veren ve rehabilite eden merkez çıkan bir kanunla gerçekten özel kurumlara devrediliyor ağırlıklı olarak. Ve 2016 yılından 2017 yılına kadar 5 kat öğrenci sayısı artıyor. Ve gerçekten 1318 merkez 2006'da yapılan, 2017-18'de 2505 merkeze yükseliyor. Bunlar tabii çok çok yüksek rakamlar. Bunlar olacak şeyler değil. Yine engellilere yönelik, yani devletin bizzat yapması gereken işlerin başında gelen özel bakım merkezleri var. Yani engellilere verilmesi gereken bakım, rehabilitasyon merkezleri, kamu tarafından yani yapılması gereken asil görevlerinden birisi olan özel yani engellilere bakım 2006'dan bu yana tamamen özel bakım merkezlerine aktarılmış durumda. Hem de nasıl aktarılmış durumda? Örneğin 2007'de demin söz ettim 10 taneyken 2019'da 257'ye yükseliyor. Yani sanki engellilere verilen ve verilecek olan eğitim, bakım, rehabilitasyon hizmetleri özele veriliyor. Onları da taşeron şirketlere dağıtıyorlar. Yani burada çok ciddi bir sakatlık var. Yani istihdam yönüyle, eğitim yönüyle. Bunun şimdi konumuz da tabii engellilerle ilgili politikalarımız olduğu için kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Engellilere yönelik bakım hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin çok ağırlıklı olarak kamu tarafından verilmesi gerekiyor. Şimdi bakıyoruz, örneğin engellilere bakım, engelli bakım merkezlerine başvuru, örneğin 10 yıl önce 5000 kişi sırada beklerken, bugün kamunun kurumlarına 5000 kişi beklerken, bugün bekleyen sayısı sıfır, inmiş. Yani hepsi dağılmış durumda. Bunun önüne geçmemiz lazım. Tabii istihdam çok çok önemli dedik. İstihdamın yanında çok önemli diğer bir konu ayrımcılık. Yani gerçekten engelli yurttaşlarımız, ama bu tabii yalnızca bizim ülkemizde değil. Belki biraz fazla olabilir, belki biraz az olabilir. Dünyada gerçekten engelliler ciddi bir ayrımcılığa uğruyorlar. Uğruyorlardı. İşte Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, bizde 5378 sayılı yasayla 2005'te çıkarttığımız, bunu da tanımladık. Engellilere yapılan
her türlü ayrımcılığı kısıtlıyor, yasaklıyor ve cezai müeyyideler getiriyor. Bu çok çok önemli olan bir konu. Yani burada engellilerin o ülkede, o ulusta, daha doğrusu tüm insanlara tanınan haklarla eşit eğitimi, istihdamı, sanatsal faaliyeti, topluma katılımının sağlanmasını istiyor. İşte burada karşımıza da bir ayrımcılık sorunu çıkıyor. Ayrımcılık her konuda var. Ama bunu kanun düzenleyiciler ikiye ayırmışlar. Bir tanesi dolaylı ayrımcılık, bir de doğrudan ayrımcılık. Örneğin doğrudan ayrımcılıkta bir işe başvuran engelli vatandaşımız o iş için istenen tüm özelliklere sahipken sırf engelli olduğu için o kadroya alınmıyor. Bu doğrudan ayrımcılık. Bir de dolaylı ayrımcılıklar var. Yani böyle yazılı bir şey yokken örneğin çalışma yerinde bir işitme engelli çalışan kardeşimizi kesinlikle haftalık toplantılara katılması zorunlu tutuluyor ama işaret dil eğitmeni yok. Yani bu da dolaylı ayrımcılık oluyor. Ayrımcılığı tabii arttırarak çok sayabiliriz. Yani burada hem vaktimiz yok hem de çok ciddi bir konu. Örneğin tabii iş ilanlarında var ve benzeri. Yani bu da istihdamı engelleyen önemli bir konu. Çünkü konumuz engellilerimizin üretim yapabilmesi. Gerçekten üretim ekonomimize katkıda bulunabilmesi. Biz insanlarımızı yani şu anda 5 milyon olarak tanımlanan aslında bunun da tabii çok ciddi bir çalışmayla yeniden yapılması lazım. Daha doğrusu yeniden de değil yapılması lazım. Çünkü daha önce yapılanlar da hep işte mesela Birleşmiş Milletler'in, Dünya Sağlık Örgütleri'nin belli oranlarına göre %12.3 yok efendime söyleyeyim sağlık araştırmasında çıkan işte %7 gibi rakamlar var. Ama hiçbir çalışma şu ana kadar yapılmış değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün itibariyle 31 Aralık 2019 itibariyle 83 milyon olan nüfusumuzun engelli sayısını bilmiyoruz. Bunun bu konuda etraflı araştırma yapılması lazım. Tabii bu araştırma yapılırken engelli ailelerinin de değerlendirilmesi lazım. Şimdi örneğin tabii engellilerin karşılaştığı, yani üretim için karşılaştıkları, hayatının her yaşında döneminde karşılaştıkları çok önemli bir sorun da erişilebilirlik. Yani engelli kamu kurumlarına örneğin %69 oranında kamu kurumlarına ulaşamıyor. Yapılan araştırmalar bu. Yine %50'nin üzerinde örneğin postane, banka ve benzeri yerlere fizik engeller nedeniyle ulaşamıyor. Niçin ulaşamıyorlar? Çünkü engelli için işte rampalar yok, girişi yok ve benzeri kapılar dar. Bunlar için tabii gerçek anlamda fizik engellerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Fizik engellerin ortadan kaldırılması yani engellilerin erişilebilir her yere erişebilmeleri normal vatandaşlar gibi hakları olan vatandaşlar gibi ulaşabilmeleri için fizik engellerin kaldırılması gerekiyor. Bunun için de tabii çok önemli olan bir konu var. Bu konulardan bir tanesi gerçekten engellilerin özellikle yerel yönetimlerde, yer almaları gerekiyor. Ve bu komisyonlarda, örneğin imar komisyonunda bu engelli kıstaslarını, engelli kriterlerini yerine getirmeleri ve bir de bunları denetlemeleri gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde bu da çok çok eksik olan bir konu. Gerçek anlamda engellilerin, engelli yurttaşlarımızın siyasal mekanizmalarda ve belirli komisyonlarda söz sahibi olacak şekilde yer almaları ve bu denetlemelerde bulunulması gerekiyor. Gerçi merkezi hükümetin örneğin Çevre ve Sağlık Bakanlığımızın bu konuda bir yıl önce çıkarttığı bir düzenleme var, yönetmelik var. Burada
gerçekten Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde son derece yerinde olarak konutların ulaşılabilirliği işte için verilecek olan ruhsatlarda merkezi hükümetin vereceği düzenlemelerde bu esası alınıyor, alınacağı söz ediyor. Ama denetim kesinlikle engellilerde olması lazım. Şimdi bir diğer konu aslında bağlaşık olan konu şu. Peki engellilerin hakları, engellilerin örneğin istihdamda, örneğin eğitimde hakları, örneğin sağlık hizmetlerine ulaşımında çok büyük sorunları var. Bu haklarını nasıl dile getirecekler, gündeme getirecekler? Kuşkusuz ki engelli kitle örgütleri aracılığıyla dile getirmeleri gerekiyor. Değil mi? Yani bu son derece açık olan bir olay. Fakat engelli kitle örgütleri maalesef ülkemizde çok zayıf. Örneğin yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve İçişleri Bakanlığı'nın dernekler bölümünün verilerine göre engelli derneklerine üye olan engellilerin oranı %4'ü 5'i geçmiyor. Yani %90'dan fazlası üye değil. Neden üye değil? Çünkü engelli dernekleri çok zayıf bir durumda. Nasıl zayıf durumda? Şöyle, örneğin bir mekanları yok. Desteklemiyor. Yani ne merkezi hükümet, merkezi hükümet lafı da tabii çok geçmeye başladı ama ne devlet, ne yerel yönetimler hiçbir şekilde genelde diyorum, tabii münferit olaylar olabilir, engellilere kullanabilecekleri, mekan edecekleri bir yer gösterdiler. Bu yetmiyor tabii. Şimdi her kitle örgütünde olduğu gibi tabii ki o kitle örgütünü üyeleri değil mi belli aidatlar, katkılar verir ve sunar. Fakat engellilerin çok önemli bir kısmı yani belli bir gelir düzeyine ulaşamadıkları için kesinlikle bu örgütlere de yeterli bir kaynak ayrılmıyor. Yeterli kaynağı yani nereden ayırmaması gerekiyor? Demek ki devletin, kamunun bu engelli örgütlerine bir kaynak yaratması ve denetlemesi lazım. Bu arada tabii hemen şunu belirtelim. Yani engelli örgütlerin de gerçekten tüm engellilerle birebir ilişki kurarak ve onların seçimleriyle iş başına gelmesi lazım. Ve sayısının daha makul düzeylere inmesi lazım. Bugün mesela tabii çok değerli engelli derneklerimiz var, konfederasyonlar var ama çok sayıda da engelli derneği var. Şimdi burada soruluyor deminki araştırmada diyorlar ki neden engelli derneklerine üye değilsiniz? Niye haklarınızı onlar aracılığıyla sağlayamıyorsunuz? Engellilerden alınan yanıt şu. Diyor ki ama onlar bizim hakkımızı savunacak bir iş yapmıyorlar. O kuvvette değil diyorlar. Bu çok çok önemli olan bir konu. Örneğin engellilerin eğitiminde çok ihmal edilen bir konu var yine. Yani engelli olarak tanımlandıktan sonra ve eğitim düzeyi yani eğitim çağı olarak denetlendikten sonra engellilere mesleki eğitimlerinin yapabileceği kurumların açılması lazım. Böyle kurumlar var mı? Var. Fakat bu kurumlara ne acıdır ki engellilerin katılımı %90'ın yani %5'i ancak katılıyor, %95'i katılmıyor. Çok ilginç bir olay. Diyeceksiniz ki haberi mi yok, haberleri mi yok? Evet, haberleri olmayan bir kısmı var. Ama esas olarak şunu söylüyorlar. Onlar bizim için bir şey yapmıyorlar, yapabilecek kapasitede değiller. Demek ki engelli kitle örgütlerinin de özellikle engelli nüfusumuzun son derece haklı istek ve taleplerini hem belediyelere, yerel yönetimlere hem de merkezi yönetimlere aktif olarak ulaştırması ve takip etmesi gerekiyor. Bakın burada çok önemli bir sorun var. Ne oluyor? Engelli yalnız kalıyor. Çok önemli bir olay. Demin de değinmiştik. Yani bir engelli değil. Bir engelli olan bir ailede tüm bireyler engelli hale geliyor. Yani 4 kişilik bir çekirdek ailede 4 kişi de engelli hale geliyor. Nasıl engelli hale geliyor? Örneğin
anne ya da baba, çoğunlukla tabii çok fedakar olan annelerimiz, gerçek anlamda yani yüksek öğrenimle aldıkları mesleklerini bile, örneğin eczacılık, doktorluk, mühendislik gibi yapmıyorlar ya da part-time yapıyorlar. Aileye giren para oldukça azalıyor. Bu çok önemli olan bir olay. Yine hemen söz edeyim. Mesela engellilerinin, bunların yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmaları, engellilerin bakımının %49.2'sini anneler sağlıyor. Yani bir aile bir bütünüyle bundan etkileniyor. Ailenin ekonomik durumu kesinlikle aynı meslek düzeyinde olan kişilere göre oldukça düşüyor. Çünkü hem gelen maaş miktar azalıyor, hem de bunun yanında çok önemli bir konu var. Engellilerin tabii ki sosyal hayata karışması için kullandıkları protezlerin, çünkü bunlar yasalar gereği hemen belli sürelerde yapılıyor, sağlanması için, onların eğitim ve kurslarına ulaştırılması için gerçekten daha fazla bir maddi gereksinime ihtiyaç var. Ya da bunların yerel yönetimler tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Yani bunlar oldukça önemli olan konular. Engellilerin tabii şimdi bakıldığı zaman yine yapılan bir araştırmada engellilerin istihdamı. İşte burada söylüyor mesela genel müdür diyor ki 55.196 engelli memur var. Kamu ve özelde 123.000 engelli çalışıyor. Fakat bu arada özellikle kamuda çok ciddi olarak bir engelli kontenjanı kotası boş. Şimdi kota ne diyeceksiniz? Kota şu. Yani 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel ve kamu işyerlerinde işçi çalıştıran belli bir oranda engelli istihdam etmeleri gerekiyor. Bu kota. Bu özel sektörde %3 oranında. Yani %3 oranında engelli çalıştırması gerekiyor. Kamunun %4 oranında çalıştırması gerekiyor engelli. Diğer yandan tabii 657 sayılı devlet memurları yasasına göre yine devlet memurlarının %3'ünün engelli olması gerekiyor. Kotada bu. Fakat bugün bakıyoruz. Gerçek anlamda en sonda mesela engellilerin şu anda çok ciddi talepleri var. Gerçekten sınavı kazanmış engellilerin istihdam edilmelerinde kamu tarafından büyük bir ilgisizlik var. Yerine getirilmiyor. Mesela bu kamu kurumlarında engelli kontenjanı doldurmayan kamu kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı. %53 oranında boş engelli kontenjanı var. İlginç değil mi? Yani bunun böyle yapılması lazım. Özel sektöre baktığımız zaman istihdam bağlamında aslında özel sektörde şöyle bir çarpıklık var. Şimdi ne dedik? Mesela 50 ya da daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, özel sektör iş yerlerinde baktığımız zaman Türkiye'mizde özel sektörün iş yerlerinin oranı %50'nin yani %50'yi yakalayanlar %5-6 düzeyinde. Gerisi %50 işçiden az çalıştırıyor. Bu arada tabii bazı işçilerine kayıt dışı gösteriyorlar belki bazıları ama o bizi ilgilendirmiyor. Yani 50 işçiden fazla çalıştıran özel sektör kuruluşlarımız oldukça az. %5-6 düzeyinde. Gerisi 49.6 çalıştırıyor. Onlar da diyorlar ki biz engelli çalıştırmaya karşı değiliz. İstiyoruz da bunu. Yani onlar da istiyor. Onlar da üretime katkıda bulunmalarını istiyorlar ve diğer olumlu düşünceler içinde. Ancak diyorlar bu çok önemli olan bir konu. Üretimde yer alabilmesi için eğitim düzeyleri çok düşük diyorlar. Çok önemli olan bir konu. Çok önemli. Şimdi engelli eğitimi gerçek anlamda yeterli olmayınca, az olmayınca istihdam edilen engelliler de gerek kamuda gerekse özel sektörde yani düşük ücretli işlerde
ve pozisyonlarda çalışıyor. Örneğin işte kayıt diyelim, müşteri ilişkileri gibi. Yani nitelikleri çok fazla olsa bile olabilecek iken eğitimleri o düzeyde olmadığı için çok alt düzeyde görevlerde çalışıyorlar ve az bir gelir sağlıyorlar. Bunlar çok çok önemli olan konular. Şimdi yine mesela bizim programımızda olan hatta ilk cümle. Ne diyoruz? Engellileri yardıma muhtaç kimseler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak yurttaşlar olarak görüyoruz. Görüldü milli hükümet. Bu önemli, o kadar önemli bir olay ki yani şu anlayıştan vazgeçilmesi gerekiyor. Aslında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde de bu konuya özellikle 2-3 kez vurgu yapılıyor. Engellilere artık hani yardım temelli değil, hak temelli bireyler olarak görmemiz lazım engelliliği. Bizim tabii imparatorluktan gelen özelliklerimizle de yani geleneklerimizle de bunlar tabii çok iyi, çok kutsal şeyler, çok değerli şeyler ama şimdi engellileri hep yardım temelli olarak karşılıyoruz. O adamın hakkı var, alınan hakkı var. İşte Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. İmzalamışız. Hatta diğer protokolleri de imzaladık. Bu kişinin hakkı var. Ama mesela o hakkı varken sanki işte gönüllü olarak hani engelli olduğu için, yardıma muhtaç olduğu için veriyoruz. Hayır yok. Yani engelliler gerçekten yardım temelli değil, hak temelli bir yaklaşım istiyor. Çözüm de burada zaten. Yardım olursa ne olacak? Örneğin bir kişiye bir işveren bir katkıda bulunuyor. Çalışmak istiyorsa belki bir yerde de iş gösteriyor. Tabii düşük ücretli falan ama sonuçta bunu yardım için yapıyor. Yardım değil. Eğer engellilerimizin hakları var, engellilerimizin kazanılmış ve bunun hayata geçmesi gereken, uygulanmasının sağlanması gereken hakları var. Örneğin çok sık karşılaştığımız, yani hatta engelli bireylerimizde de böyle bir yaklaşım var. Yani mesela diyor ki toplu ulaşımda yani işte engelli kartı olursa bedava, mesela ücret vermeden katılıyoruz. Ve buna benzer şeyler, yani engellilere yönelik yapılan bu şekilde otobüs olsun, işte hatta maaş olsun. Mesela engelli diyor ki benim hakkım. Hayır, onun hakkı bu değil. Onun hakkı gerçekten toplumda eşit olarak görülerek eşit eğitim ve özellikle eşit istihdamının sağlanması. Eğer bir devlet bunu sağlayamıyorsa o zaman ona ne yapıyor? O zaman ona bir yardım yapıyor. Yani bu da yine Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde olan çok önemli bir olay. Makul uygulanımlar. Yani bir kişiye iş veremiyorsunuz ama yolculuğa çıkacakken ücretsiz işte bilet veriyorsunuz ve benzeri olaylar. Bunlar hani kalıcı şeyler, engelli hakkı bu değil. Engelli hakkı bu değil. Yani ücretsiz seyahat etme, o da istiyor ki ücretli seyahat etsin ama bunu karşılayabilecek engeli olmayan diğer vatandaşları gibi, diğer insanları gibi bir eşit işe kavuşma hakkı olsun. Eşit eğitime kavuşma hakkı olsun. Bizim öncelikle bu neden yani bunu yapamadığı için devlet ne yapıyor? İşte onlara maaş veriyor, ücretsiz seyahat hakkı veriyor ve benzeri özellikler tanıyor. Bunlar onların hakkı değil. Bunlar makul uygulamalar diye söylenen, iş veremediğin için, eğitemediğin için düzenleme geçici. Bir örnek mesela verelim. Bir engelli eğer 18 yaşından büyük engelli Türkiye İş Kurumu'na başvurmuş ve ona bir iş verilmediyse, istihdam sağlanmadıysa gerçekten bu engelli maaşı alıyor, başvuruyor. Tabii ki bunun şartları var, %40, %60, %70 üstü gibi, o detaylara girmeyelim. Ama eğer o engelli maaş alırken,
istihdam edilirse engelli maaşı kesiliyor. Yani istihdamın önemi burada çıkıyor. İstihdam ediliyor, engelli maaşı kesiliyor. Fakat bunun şöyle bir şeyi de çıkıyor, komplikasyonu, sakıncası da çıkıyor. Bu nedenle mesela çalışabilecek durumda olan engelliler işe girmek istemiyor. Yani ben düşük olsun ama garantili bir ücretim de olsun. Yani istihdam içinde başvurmayayım. Yani evimde oturayım ya da işte bu şekilde hayatımı geçireyim diye. Bunun içinde bir çözümümüz var aslında. Bunun içindeki çözüm de şu. Eğer devlet tarafından engelli olup istihdam edilemediği için, yani o skalada olduğu halde engellilerimize verilen engelli maaşı istihdam edildiği takdirde hemen birden hepsi kesilsin istemiyoruz, kesilmemeli. Hiç değilse %50'sinin devam etmesi, hani o kişilerin de istihdam hayatına katılması, duygu, moral, motivasyonları için çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sorunlarımız oldukça fazla. Bir de tabii çok önemli bir konu var. Bunu tabii tüm engellilerimiz her zaman çok fazla yerine getiriyorlar. Engellilerimizin tanınan sağlık imkanlarında, sağlık haklarından faydalanma oranı %46 yok. %64'ü hiç yararlanmıyor. Yani istatistik %64'ü yararlanmıyor. Neden yararlanmıyorlar? Çünkü nedenleri var. Diyorlar ki biz hastaneye ulaşımda çok büyük güçlük çekiyoruz engelli olarak. Ailelerimiz de çekiyor. Eğer kimsemiz de yoksa zaten olmuyor. İki, hastaneye ulaştığımız zaman hastane içinde bize yol gösterecek, derdimizi doktora anlatabilecek olan personel ya da görevliler yok diyorlar. Bu çok önemli olan diyorlar. İşte devletin bunları sağlaması lazım. Tabii ki bunların sağlanması için, yani istihdamı için, eğitimleri için, değerlerimizi kazanmamız için az buz bir olay değil gerçekten. 5 milyon engelli yalnız ve eğitimde olan çok da çocuğumuz var ya da olması gereken gerçekten bir kaynak bulunması lazım. Bu kaynak nedir? Bu kaynak gerçekten yani engellilere yapılan nakdi yatırımların, nakit transferlerin, engelli maaşı, engellinin evde bakımı, işte bakıcıya para vermek gibi konuları kuşkusuz ki gerekenlere verelim, hatta fazlasını verelim ama bunun devlet tarafından bir yol olmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir yol değil. Çok hızlı olarak artıyor engelli maaşı alan. Ve çok ilginç bir olay. Tabii engelli maaşı alan kişilerin çok çok önemli bir kısmı %69, %40 engel oranına sahip 18 yaşından büyük engelliler. İşe başvuruyor. Bulamazsa iş, yani iş verilmezse doğrudan doğruya maaş almaya çalışıyor. Mesela ağır engellilerin, yani %70, %80, gerçekten bir kişinin bak, onların hatta aldığı, yani o durumda olan kişilere verilen maaş sayısı daha az. Yani hakikaten çalışabilecekken, üretebilecekken sadece devletin kendilerine bağladığı bir engelli maaşıyla ve buna razı olarak ve buna razı edilerek ülke tarafından, yani sistem tarafından yaşamaları isteniyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu nedenle tabii engellilerimizin çok çok sorunları var. Ve bir de tabii her değişen durumda örneğin bir kriz durumunda, örneğin bir şimdi korona salgısını değil mi yaşıyoruz. İnsanlar sokağa çıkamıyor. Televizyonlardan çeşitli uyarılar yapılıyor. İşte bunların engellilere yansıması çok olumsuz olarak oluyor. Örneğin işitme engelliler için bunları anlamak çok zor. Yani işitme engelli normalde bakıyorsunuz normal gayet güzel kadın erkek insanlar ama ne duyduğunu anlayabiliyor ne de anlatabiliyor. Konuşamıyor duymadığı için. Bunun için örneğin bir de acil çözümler getirmemiz gerekiyor. Acil dediğimiz zaman günlük değil tabii. Örneğin tabii gerçek anlamda sertifikası olan
işitme dili eğitimlerinin, eğitimcilerinin her sözel programda, özellikle devlet programlarında mesela çıkıp işitme dili alfabesiyle, biliyorsunuz aslında bizim artık Türk işaret dilimiz de var. Bu çok önemli bir özellik. Durumu anlatması gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum engelli listelerine. İşitme engelliler diyorlar ki ya ne olur, hiç değilse, hiç değilse. Yani cumhurbaşkanı olsun, bir devlet görevlisi olsun, konuya ilişkin bir şey olsun. Bir profesyonel, yani sertifikalı bir işitme dili tercüman da bize bunu anlasın, anlamıyoruz diyorlar. Korkunç bir olay. Öte yandan engelli çalışan ama özel sektörde olan, kamu düzenleme yaptı ama çok kişi var. Bu kişiler de tabii diyorlar ki bize engel süresinde kamuda çalışıldığı gibi bir imkan tanınsın. Yani bu ve bu erişilebilirlikleri çok büyük bir sorun. Bu konuda yardımcı olmaya devlet mecbur. Bunları yeterince yapabiliyor muyuz? Yapmaya çalışıyoruz. Ama bir şey, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Merve Hanım, eğer planlanarak belli bir sistematik içinde yapılmazsa çok büyük bir anlam taşımıyor. Bu çok önemli bir olay. Yine çok mu konuşuyorum? Kusura bakmayın. Şimdi tabii çok önemli bir sorun da gerçekten önlenebilir engelliliklerimiz var. Önlenebilir. Engellilerin çoğu önlenebilir nitelikte. Çünkü şimdi baktığımız zaman gerçekten örneğin engellilerimizin %14.7'si doğum öncesinde, %10.6'sı da doğum sırasında oluşuyor. Bir yaşına varmadan olan engellilerin sayısı da %18. Bunların çok büyük bir kısmı önlenebilir engellilik. Bir de tabii doğum öncesinde olan engellilikte çok önemli bir konu var. Genetik nedenlerle olan engelliliklerin içinde başrolü maalesef akraba evlilikleri oynuyor. Yani örneğin baktığımız zaman gerçekten %26, %27 engelli popülasyonunda doğanda akraba evliliği söz konusu. Şimdi mesela bunların eğitimle toplumumuza anlatılması, ikna edilmesi söz konusu. Yine şu anda oldukça düzeldi ama tabii annelerimizin sağlıklı doğum yapmasını sağlayacak tabii ki sistemlerin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Bir diğer konu, şimdi beni bırakırsan ben akşam 6'ya kadar konuşabilirim. Tabii engellilerin hakları. Yani engellilerin nasıl bir hakkı var? Değil mi? Engelli. Bizim bireyimizde bir de tabii şunu unutmamamız lazım. Hepimiz bir engelli adayıyız. Yeni evlenen kişilerin engelli bebekleri doğabilir. Hepimiz engelli adayıyız ve engelli sayımız yükseliyor. Neden yükseliyor engelli sayımız? Çünkü insanların ömrü uzuyor. İnsanların ömrü uzayınca kazanılmış engellilikleri çok artıyor. Bu nedenle bizim gerçek anlamda konuyu fazla uzatmadan, yani belli kurallara yönelik, yalnızca engellilere, hani işte burada yazmış 889 bin kişi engelli maaşı veriliyor, bunu iyi olarak demiş. Demek ki bir başka bakan gelse ya da ilgili üst otorite gelse bu diyecek ki biz bunu 1 milyona çıkartalım. Değil mi? Yani arttırma be, her yıl boyunca artıyor. Engelli eğitim merkezi, özel eğitim merkezi sayısını arttıralım. Bunların gerçekten kamu tarafından yapılması gereken esas işler ve yalnızca engellilere hani bağış bağlamak da ihtiyacı olana fazlasıyla bağlansın. Ama çoğu bunu bir, yani devlet bunu da yapıyor. Diyor ki sen artık buna ne dersek, rüşvet mi diyelim, sus payı mı diyelim, işte şu maaşını al, otur geçin. Sesle çıkartma. Bunun değişmesi gerekiyor. Peki engellilerin hakları neler? Engellilerin başta gelen hakkı gerçek anlamda bir kere engel diye bir, yani artık şöyle terminolojide engelli yok. Engellilik kavramı var. Engellilik kavramı var. Engellilik kavramı da şu: yani bir ülke, bir devlet, bir sistem tüm vatandaşlarının
eşit olarak yaşayamayacağı eksiklikler yapıyorsa, örneğin engellilere erişim gibi, eğitim gibi, sistem gibi, orada engelli olan devlettir, o sistemdir diyorlar. Ve bunun da kontrolünü sağlamak için hakikaten belli sözleşmeler yapmışlar. Biz de o sözleşmelere imzamızı attık, düzenlemelerimiz de oldu. Engelli haklarından nasıl yararlanabilir insanlar? Çünkü bu da yakın bir zamana kadar çok boşta olan bir olaydı. Engellinin hakkı var. Ama bunu da bilmiyor, bir de yararlanamıyor. Çünkü tabii adalete erişim zordu. Adalete erişirken mesela harçlar vardı, şunlar vardı. Bunlar şu anda daha düzenlenmiş durumda. Örneğin engelli olan bir vatandaşımız, bir yurttaşımız mahkemeye başvurabilir, savcılığa başvurabilir ya da diğer ilgili mahkemeye başvurabilir. Eğer avukat tutacak bir ücret yoksa, bu ücret bulunduğu ilin barosu tarafından, yani avukat o şekilde sağlanıyor. Peki konu bitiyor mu? Bitmiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz, mahkemeye başvurmak da yani paralı bir iş, pahalı bir iş. Eğer bu kişinin ekonomik olanakları buna uygun değilse mahkeme kararıyla adli yardım kararı aldırabiliyor. Yani bu kişiden de herhangi bir mahkeme harcı, bilirkişi ücreti ve benzeri avukatlık ücreti alınmaması mahkeme kararıyla saptanmış oluyor. Burada eğer bunlarla bir sonuç alamıyorsa kuşkusuz ki daha üst mekanizmalar var. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir, bireysel başvurusunu yapabilir. Onun dışında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'ne başvurabilir. Bunu da biz kabul ettik. Buna benzer uluslararası başvuru şekilleri de bulunmakta. Ben böyle söyleyeyim. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederiz. Çok doyurucu ve verimli bir eğitim bizim için de. Kısa bir sorum var size. Şimdi birçok istihdamdan, bütçeden, engellilerin eğitimleriyle ilgili birçok konudan bahsettiniz ayrıntılı olarak ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nden. Sizce engelli haklarıyla ile ilgili yasalar yeterli mi? Şimdi şöyle, şu anda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yeterli. Çünkü biz bunu zaten kanunumuzla da, kendi kanunumuzla da demin söz ettiğim gibi kabul ettik. Ve orada çok nitelikli olarak, kim bazı eksiklikler olsa bile kabul edildi, yerine geldi. Yani şu anda bu kanunlar, tabii ki mükemmelin sınırı yoktur ama şu anda yeterlidir. Adalete ulaşım da yeterlidir. Bir de Adalet Bakanlığı mağdurlara yönelik, yani bir bölüm oluşturdu. Mağdurların adalete kavuşmaları için daha pratik, daha farklı uygulamalar getirdi. Karşımıza çıkan, yani bir kere haklar yeterli. Haklar yeterli. En büyük sorun şeydi, ulaşıma, adalete ulaşım için parasal kaynak gerekiyordu. Bunu nereden bulacağız diyorlar. Engelli işte kitle örgütlerimiz, o da tamamlandı. Yani barolar ya da mahkemeler kanalıyla. Baro yalnızca avukatlık ücretini, yani avukatlık ücretinin alınmamasını sağlıyor kişiden. Kendisi ödüyor. Ama onun dışında harçlar, efendime söyleyeyim bilirkişi masrafları, teminatlar mahkeme tarafından ödeniyor. Bu önemli bir olay. Şimdi tabii bir de önemli bir konu var. Önemli konumuz şu. Engelli kadınlar. Yani demin söz etmiştik, tabii engelli bireylerin %41.4'ü kadın. Bir de %41.4'ü kadın, %58.6'sı kadın. Normali %41.4. %58.6 kadın, %32'si de erkek. Şimdi gerçek anlamda kadınların zaten kadınlarımızın çok ciddi olarak tabii bir sorunu var. Yani gerçek anlamda sözde bir takım haklarda hep ikinci planda
geliyorlar. Ama tabii engelli kadınların ayrıca sorunları var. Bunların başında sosyal dışlanmayla ve ayrımcılığı, sosyal dışlanma ve ayrımcılığı erkek engellilere göre daha ağır yaşıyorlar. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bu daha ağır yaşama oranı %60. Engelli kadınların sorunları şu şekilde gruplandırılıyor. Bu uluslararası skalada, yerli yayınlarda var. Toplumsal karşılaştıkları, toplumsal olumsuz tutumlar, işsizlik, geçim sıkıntısı, ebeveynleriyle ilgili sorunlar, ruhsal sorunlar, şiddet. Şiddet çok önemli. Mesela yapılan araştırmalar var. Yani yalnız bizim ülkemizde değil, işte örneğin İngiltere'de, Almanya'da, şurada burada, yani yoksa şöyle, şiddete uğrayan engelli kadın sayısı, engelli olmayan oranı, engelli olmayan kadınlara oranla çok yüksek. Ve kuşkusuz ki şöyle bir olay var. Mesela baktığımız zaman gerçekten hani bizim engelliler diyoruz ama şu anda tabii hep sanki soyut bir kavramdan konuşuyor gibi duruyoruz. Mesela ülkemizdeki engellilik durumlarının çeşitlerinin yüzdelik oranları var. Şimdi bunların %29.2'si zihinsel engelli. En fazla engellimiz burada. %29.2'si. İşte zihinsel engelli kadınlar da erkek ve kadın en fazla ayrımcılığa uğrayan grup. Ve zihinsel engelli kadınlar maalesef daha çok şiddete, istismara, cinsel istismara, olumsuz konulara uğruyorlar ve dertlerini de anlatamıyorlar. Yani anlatamıyorlar çünkü anlatsalar bile, onu becerseler bile, kendi ailesinden olanlar bile bir kısmı inanmıyor anlattıklarına. Anlatamıyorum. Yani çok ciddi sorunları var. Şimdi çok önemli olan bir konu. Tabii engelli kadınların, mesela kadın olarak görülmüyor engelli kadın. Yani oranda bir cinsel yaşamı olacak, onda bir çocuk doğurma hakkı olabilir, o da çocuğuna bakacak. Genelde böyle değerlendirilmiyor. Ve hatta daha üzücü bir şey söyleyeyim, bu engelli maaşından önce çok daha belirgindi. Aileler engelli kız çocuklarını bile gelen memurlara bildirmiyorlardı. Şu var demiyor. Çok enteresan bir şey. Bildirmiyor. Yani durum bu. Şimdi ama düzelmeye, çünkü engelli maaşı çıktı, bakım maaşı çıktı. İşte aile onu gösteriyor ki maaş alsın, ailede bakım ücreti alsın diye. Şimdi engelli kadın gerçek anlamda örneğin evlenmesi için normal bir kadının çok daha fazla normal bir kadının yapacağı güçten, enerjiden, iknadan çok daha fazlasını yapmak durumunda kalıyor. Kime? Kendi ailesine. Evlendi diyelim, çocuğu oluyor. Fakat bu sefer toplumda şöyle bir yargı var. İşte bu kadın engelli, bu anne engelli kadın, çocuğuna bakamaz. Çocuğuna kim? O en doğal hakkı bakabilir. En doğal hakkı bunun elinden almalı. Hatta bunun hastanede örnekleri var. Şimdi engelli kadın çocuğunu getiriyor. Çocuğun isteklerini ve şeyini hemşire almak istiyor. Yani engelli kadın çocuğunun derdini söyleyemez. Onu koruyamaz gibi. Bunlar tabii çok ciddi konular. Yine demin söz ettiğimiz gibi yani örneğin engellilerin çalışma hayatı demiştik. %85'i çalışamıyor. Çalışmıyor. Bu engellilerin toplamda %14.3'ünü değerlendirmişler. %21.4'ü erkek, %4.6'sı kadın çalışanların. Yani çok düşük. Çalışan kadınlar da %4.6, %21. Çoğu ücretsiz mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Yani tarlasında, bağında ama ücretsiz mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Gerçek anlamda kadınla, yani kadın engelli olmak normal engellilere oranla çok daha fazla engelle karşılaşma olanağını sağlıyor. Öte yandan
ilginç bir olay var. Diyelim ki engelli bir çocuk doğuyor. Yani bir çiftin engelli bir çocuğu oluyor. Bebeği oluyor. Fakat sanki bundan genel kanı şu. Bundan anne sorumluymuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani anne sorumluymuş gibi de bu toplumsal bir yer. Bunların değişmesi ancak eğitimle olacak. Tabii son derece açık olan bir olay. Ve yine demin söz etmiştim. Mesela engellilerin %49.2'sine %50 diyelim annesi bakıyor. Annesi bakıyor. Yani bu da hem engelli ailesi olarak hem engelli olarak kadınlarımızın üzerindeki yükü çok daha fazla gösteriyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza gelen bir soru da var, onu belirtmek istiyorum size. Anne çocuk merkezlerinde koruyucu hekimlikle önlenebilir, engelli sayısı arttırılabilir mi? Bu kamu hizmeti olarak ele alınmalı mıdır? Anne çocuk merkezlerinde bu son derece açık, çok iyi arkadaşlarımız var hakikaten. Çok da iyi kurumlar. Kesinlikle bir kere hem doğumdan önce, yani anne doğum yapmadan önce, hem de doğumda eğer engelli bir çocuğu oluştuysa, şimdi demin hani örneklerimizi verdik. Mesela %57'si, %54, %18'i 1 yaşına varmadan ortaya çıkıyor engellilerin, çocukların. Yani bu çok önemli bir rakam. %18'i 1 yaşına varmadan öne çıkıyor ve engelli çocukların tedavisinde erken tanı ve tedavi, yani erken tanı ve gerçekten anne olsun olmasın, ileride anne olacaklar da olabilecekleri muhakkak var. Öncü kadınımızı kutluyorum, başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Efendim, sağ olun. Kapatıyorum başka.